Boğdu ya, ne boğdu? En son benim üzerime geldi. Ben buna bir tane vurdum, aşağı gitti. O da baltayla vurdu, gibi geberttik. Aç kalan kurt köye indi. 4 kişilik aileyi parçaladı. Hepsi soluğu acil serviste aldı. O korku dolu anları böyle anlattı. Bize saldırdı. Ondan sonra ceylanıma saldırdı. Ondan sonra oğluma saldırdı. Beyime saldırdı. İki tane kuzumuzu boğdu, boynumuzu boğdu. Kurt dehşetinin yaşandığı yer Erzurum'un Şenkaya ilçesi, Yoğurtçular Köyü. Ailenin ahırda küçükbaş hayvanları vardı. Dağda aç kalan kurt köye indi ve kokuya doğru ilerledi. Saat 3.30-4'e yakın hep. Çadırın üzerinden baktım, kurt geçiyor. Dedim ki ya bu zaman neydi bu ya? Dedim köpeği açayım. Ya dedi kurtlar saldırdı. Dedim herhalde bayağı fazla. Koyun da dışarıda ot yiyor. Üstüne beraber içeri alacağız. Mürteza Hasanoğlu köpeği serbest bırakamayınca oğluna seslendi. O sırada kurt önüne çıkana saldırdı. Dişini geçirebildiği bütün canlıları ısırdı. Köpeği açmaya gittim, açamadım. Köpek de vurdu, gördü ya. O da hücum etti. Kurt yukarıdan köpeğe bindirdi. Daha da saldırganlaşan kurt hayvanlardan sonra insanlara yöneldi. 4 kişilik aile zor kurtuldu. Beyime saldırdı, beyimi yıktı. Ondan sonra Ali çıktı. Ali'den de sonra dağın içine saldırdı. Ben buna bir tane vurdum, aşağı gitti. O arada köpekleri açamadım. En son babam gitti, açtı, koyun içine vardı. Ondan sonra gitti, baltayı bana attı, baltayla vurdum, geberttim işte. Kurt saldırısından sonra yaralanan Hasanoğlu ailesinin fertleri Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuduz aşısı yapılıp yaraları sarıldıktan sonra taburcu edildi.